Bismillahirrahmanirrahim. Allah yolunda hicret edenlere gelince, onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı daha büyüktür. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı daha büyüktür. Sadakallahu'l-Azim. Sadakallahu'l-Azim. Aferin Seleme sana. İşte bu kadar. Yemek yedi Resulullah'ın karşısında da heyecanlanırsam anne. Öyle olsa bile Peygamberimiz senin dilinden Allah'ın ayetlerini duyduğu için sevinir. Habeşistan'a göç etmek zorunda kalınca ne kadar hüzünlü ayrılmıştık Mekke'den. Şimdi göz açıp kapayıncaya kadar döndük o kadar zorlu yol. Yurdumuza döndüğümüz içindir ey Ümmü Seleme. Resulullah'a kavuşacağız. Evimize dönüyoruz. Çok şükür, şükürler olsun. Mekke'ye geldik. Geldik anne, geldik değil mi? Orası Mekke, bizim yurdumuz. Orası, Allah'ıma şükürler olsun. Onu çok görmek istiyorum anne. Kutlu olsun Abdullah sana, kutlu olsun. Habeşistan'da hep bugünü bekledik. Allah'a şükür kavuşacağız efendimize. Hep anlattınız bana onu. O kadar merak ediyorum ki. Hasretimiz nihayet bitti. Ona diyeceğim ki, ey Allah'ın Resulü, Peygamberim, Kur'an ayetlerini ezberledim. Sana okumak istiyorum diyeceğim. Tedirginsin. Bir terslik mi var ey sevgili eş? Mekke'yi görünce birden müşriklerin peygamberimize bize yaptığı zulümleri hatırladım. O kara günler geldi aklıma. Çok eziyet etmişlerdi bize. Bu yüzden peygamberimiz bizi Habeşistan'a göndermişti. Yıllarca peygamberimizden ayrı gurbette yaşadık. Habeşistan'da çilenin bittiğini duymadık. Artık Mekke'de barış varmış. Ömer'le Hamza bile Müslüman olmuş. Müslümanlar sıkıntıda değilmiş. Böyle serbestçe ibadet edip sakınmadan Allah'ın ayetlerini okuyabileceğiz artık. Hem de kendi yurdumuzda. Aklın başına gelmiş de. Bir daha Müslümanlara yiyecek vermez. Teyzem acından ölsün mü? O benim teyzem. Muhammed'i de olsa acından ölmesin istemem. Muhammed'ilere hazırlık yok. Varsın aç ve susuz ölçenler. Öyle karar almadık mı? Müslümanlara ambargo koymadık mı? Muhammedilerle alışverişi kesmedik mi? Müslümana merhamet eden cezalandırılacak. Başka türlü akılları başlarına gelmeyecek. Ya Yasir ailesi gibi geberirler... ...ya da eskisi gibi atalarımızın taptıklarına taparlar.
Akraba da olsalar gözlerinin yaşına bakılmayacak. Bu böyle bilinen. Ebu Süfyan'ı duydun mu? Vay vay, kimler gelmiş? Habeşistan kaçkınları. Demek pişman oldunuz. Sürgüne dışlanmaya daha fazla katlanamadınız. Muhammed'in dininden vazgeçerek Lat, Uzza ve Menat'a sığınmaya koştuk. Öyleyse eskisi gibi aramızda yaşayın. Evlerinizin ocağını tüttürün. Ey Habeşistan kaçkınları. Kimler varmış bakalım? Amr bin Rebiya. Leyla. Damadımız Abdullah bin Esed. Esed oğlu. Bak kardeşin Abdullah. O Müslüman olmakla kardeşim olmaktan çoktan çıktı. Ve amca kızı. Ügüre kızı Hint. Ümmü Seleme. Abdullah da baba oldu demek. Bu oğulcuk Seleme mi? Ben senin akrabanım Seleme. Annenin amca oğluyum. Amr bin Hişam. Gerçi Muhammediler bana Ebu Cehil demekten hoşlanır. Nasıl? Beni gördüğüne sevindin mi? Ben peygamberimizi görmeye geldim. Onu da, ona uyanları da Mekke'de zor görürsün artık. Ey Habeşistan kaçkınları. Muhammed'in muhacir havaneleri. Mekke şehrine gelmekle iyi etmediniz. İyi etmediniz. Ama zulüm bitti diye duyduk. Habeşistan'dan barış sağlandı diye geldik. Ne barış? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demekten vazgeçmeyen biriyle ben mi uzlaşacağım? Gülerim buna. Hepiniz Habeşistan'dan yeri geldiğinize pişman olacaksınız. Ama bir kurtuluş çareniz var. Muhammed'in dininden vazgeçtiğinizi söyleyin. Mekke şehrinde rahat rahat yaşayın. Ya da acıların en büyüğünü yaşarsınız. Çekil yolumuzdan ey Ebu Cehil. Hiç değişmemişsin. Yine eskiden olduğu gibi dikleniyorsun. Seni Muhammed'den önce de sevmez. Dur, bulaşma, bulaşma onlara. Peygamberimizle konuşmadan harekette bulunmayın. Ey muhacir havaneler. Yol yakınken atalarınızın dinine dönün. Lat, Uzza ve Menat'a sığının. Yoksa Muhammed'i de sizi de yaşatmayız burada. Yaşatmayız. Geberin! Geberin! Kaçın! Neler oluyor ya Ebu Selim? Çabuk! Kaçın! Ne olduk, neyle karşılaştık? Ben de anlamadım. Manzara buysa değişen bir şey olmuş. Baba, peygamberimize gidelim artık. Dur oğlum, dert büyük. Resulullah'la konuşmadan durumu anlayamayız. Esed oğlum, hoş geldin. İyice azmışlar. Sormayın. Habeşistan'dan güzel haberlerinizi alıyorduk. Seviniyorduk. Niçin döndünüz ya Abdullah? Mekke eskisinden de karışık. Resulullah nerede? Sizlerin bir şeyden haberiniz yok anlaşılan. Kırbaçlanacak Müslümanlar geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Abdullah, dur. Dur. Eve gidelim, anlatırsın. Hadi. Siz Habeşistan'a gideli çok şeyler oldu. Peygamber Efendimiz'in eşi Hazreti Hatice annemiz vefat etti. Sonra da Mekke şehrinde Efendimiz'i himayesine alan amcası Ebu Talip vefat etti. Ah o Ebu Talip. O ölünce Müslümanlar himayesiz kaldı. Müşrikler Peygamberimizi Mekke'den kovmak istediler. Büsbütün azdılar. Müslüman kanı dökmekten zevk alıyorlar. İşkence, dışlama, ambargo, devamlı baskı yapıyorlar. Mekke'yi bırakıp Habeşistan'a hicret ettiğiniz günleri mumla arıyoruz. Çok zor durumdayız. Müslümanlarla konuşmuyorlar. Ticaret yapmıyorlar. Bıçak artık kemiğe dayandı. İslam yeni bir dindir. Allah için eziyetlere katlanacağız.
Allah'ın bütün müminler için hükmünü bekleyeceğiz. Peygamberimiz bu hale çok üzülüyor. Müminlerin rahat edecekleri bir yer arıyor. Belki kabul ederler diye Taif'e gitti. Şimdi orada Efendimiz. Eğer müminleri kabul ederlerse Taif'e yerleşebiliriz. Allah'ın Resulü'nün sevindirici haberlerle dönmesini bekliyoruz. Peki Hamza Müslüman olmadı mı? Ömer Müslüman olmadı mı? Onlar niye susuyorlar? Peygamberimiz şimdilik sabretmemizi söyledi. Yoksa Hamza ve Ömer'i kim zapt eder? Şimdi herkes evine dağılsın. Efendimiz'den haber bekleyeceğiz. Resulullah'tan haber mi geldi? Susun, sessiz. Tamam. Anlatacaklarım var, gelin. Gel. Taifliler, la ilahe illallah Muhammed Resulullah demekle Mekke'nin arasına ayrılık soktuğun gibi Taif'te de savaş mı çıkartmak istiyorsun? Sen büyücüsün diyerek yalanlamışlar. Allah peygamber yapacak. Senin but. Estağfirullah. Diye alay etmişler. Taşlamışlar. İki cihan serverine en üzüntülü gününü yaşatmışlar. Zeyd siper olmuş. Dünya durdukça Taif gününde Resulullah'a yapılanlar bütün Müslümanların yüreğini dağlayacak. Resulullah beni ahli solu Şüreyke gönderdi. Mekke'ye girmek için beni ima etsin dedi. O da kabul etmiyor. Resulullah çok üzgün. Çok. Çok. Allah, Resulullah'a yardım et. Müminlere yardım et. Ne olur yardım et. Anne! Oğlum, Seleme, açlık uyutmadı mı? İstersen su vereyim sana. Anneciğim. Ne oldu oğlum? Peygamberimiz ne zaman gelecek? Yakında yavrum. 10 gün oldu. Hani nerede? Sen günleri mi saydın? Onu çok görmek istiyorum. Anneciğim, bana söz verdin. Peygamberimize gidecektik. Tamam. Taif'ten geldiği zaman onu ziyarete gideceğiz. Bir sorun mu var? Allah'ın Resulü Taif'ten döndü. Peygamberimiz geldi mi baba? Geldi oğlum. Geldi ama Mekke'ye giremiyor. Müşrikler şimdi Mekke'ye sokmuyorlar Efendimiz'i. Niye almıyorlar ki? Allah'ın peygamberi. Hadi gidelim baba. Peygamberimizi getirelim. Hadi. Anne ne duruyorsun? Hadi anne gidelim. Elime kılıcı alıp hepsinin boynunu vurasım geliyor. Biz de göç ederiz. Geçmişte yaptığımız gibi yine hicret ederiz. Hem Resulullah da gelir bizimle. Hem Müslümanlara yaşanacak bir yurt bulunur elbette. Hatırlarsan Ensar Akabe biatında Müslümanları Medine'ye çağırdı. Canlarını,
mallarını Resulullah'ın dininin yolunda terk edeceklerine dair yeminli söz verdiler. Ya Resulullah, senin dostun bizim dostumuz, senin düşmanın bizim düşmanımız dediler. Resulullah da şöyle diyor. Allah'ın hicret hakkında bir emrini almadan Mekke'den ayrılmam. Bunun bir çözümü yok mu? Himaye için Kureyş'ten birinin ikna edilmesi lazım. Bu Müslümanları köpek gibi öldürmeden rahat yok bize. Bırak. Tamam, sakin ol. Otur. 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 Amca. Hı? Konuşabilir miyiz? Kimi görüyorum? Halamın kızı Hint. Adın ne senin bakayım? Seleme. Akrabayız seninle. Mutim bin Adi. Bunca olanın ardından bana hala bir iyiliğin dokunabilir mi? Hepsi akrabam. Osman bin Talha bile burada. Ne söyleyeceksen burada söyle. Amca, sen bizim ailemizin en büyüğüsün. Bilirim. Barış'ı seversin. Senin bir sözünle nice dargın kanlı bir araya geldi. Uzlaştı. Ve senin sözün Mekke önderleri arasında değerlidir. Dilini bilinen şeylerde gezdirme bu gire kızı. Ey amcam, Mekke'nin saygın kişisi. Senden bir büyüklük daha yapmanı istiyorum. Sen Haşimoğullarından Abdullah oğlu Muhammed'i himayen altına al. Ne? Al ki Mekke şehrine esenlikle girebilsin. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Boyumu aşan işler isteme benden. Ey amcam, Mekke'nin saygın kişisi. Yoksa sen de çekiniyor musun? Sadece işi çatallaştırmak işime gelmez. Gel. Sen ve kalabalık oğulların kalkan olun Muhammed'e. Ne olur bu zulmü bitirin artık. Sana vaktiyle çok iyiliği dokunmuştur. İnan ki kıyamete kadar hayırlı anılacak bir iş yapmış olursun. Gel şimdi de şerefle elini uzat. Muhammed Nahl Vadisi'nden bir adım daha atamadı demek. Amca, bu şeref senin gibi birine yakışır. Sen ve övündüğün oğulların gerekirse onun için kılıçlarınızı kullanın. Muhammed'e karşı beraber olduğum dostlarım çok kızacaklar. Onlar sadece kötülük için bir araya gelirler. Sense bütün insanlık için faydalı bir işle anılacaksın. Hazreti Muhammed'i güvence altına alacaksın, değil mi? Ey Mutim, akrabalık damarın kabararak sakın yanlış bir iş yapma. Sonra aramıza kötülük girer, baştan söyleyeyim. Yufka yürekli olma, seni kandırmak için geldim. Kurduğumuz düzeni bozmaya kalkan Muhammed'e arka çıkma. Muhammed artık kan kussun, kan! Amcası Ebu Leheb bile himaye etmiyor. Sen bir fedailik yapacaksın. Muhammed'e uyanların ve ona yardım edenlerin kanları akmadan rahat etmediğimizi bilesin. Amca! Peki, seni himayeme alırım çünkü ailemdensin. Ama kendi sülalesinin bile himayesine almadığı insanı... Olmaz. Demek sen de bir korkaksın. Koskoca Mekke şehrinde tek bir yiğit, yürekli insan kalmadı. Elin hamuruyla erkek işine karışma. Bunları Muhammed büyülemiş, kadınlara bile değiştirmiş. Baksana, erkek işine karışıyorlar. Koskoca Mutim bin Adi bir kadın sözüne mi bakacak? Yeter. Artık sen benim amcam değilsin. Çünkü benim amcam olsan hiç kimseden çekinmezdin. Gönlün ne derse onu yapardın. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işlere, kötülük vazgını da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Bu söylediğin ne senin? Allah'ın sözleri. Muhammed'in saçmalıkları işte. İyi Allah ona gönderiyormuş. Hiç de saçma değil ey Ebu Süfyan. Çok gerçekçi ve çok etkileyici. Şiir bunlar ey Mutim, şiir. Yedi askı kadar olmasa da şiir. Evet, şiir gibi. Ama şiir de değil. Başka bir şey bu. Yoksa sen de mi Müslüman olacaksın ey Mutim? Atalarımın dini varken Mutim bin Adi hiçbir dine dönmez, merak etme sen. Ama bu sözleri getiren o kişiyi himaye edeceğim. Muhammed Mekke'de de güvendedir. Onun gelişiyle her şey çığırından çıkacak. Bir daha düşün ey Mutim. Gel oğlum.
Ümmü Seleme, Muhammed gibi senin de benden çekeceğin var. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya Rabbi, Resulullah Efendimiz'i esenlik ve selam onun üzerine olsun, uyanık olarak, tertemiz bedeniyle, Burak'a bindirip gök zahralarını geçirerek, ilahi alemin sınırları içine yükselttin. Mümin kullarına müjdeler gönderdin. Müminin miracını namaz saydın. Resulullah'ın miracında bütün müminlere 5 vakit namazı hediye ettin. İlahi mağfiretinle bizleri de müjdelemiş oldun. Amin. Amin. Çok mutluyum. Allah esenliğimizi bozmasın. Yuvamdayım. Evimin direği Müslüman. Allah cennetinde de beni senden ayırmasın. Ya birimizden biri önce ölürse? Kanadı kırık bir kuş uçamaz ki. Gel. Yeminle sözleşelim. Eğer ölürsek, ne sen benden sonra evlen, ne de ben senden sonra evleneyim. Allah'ın bizim için nasıl bir kader yazdığını bilemeyiz ki. Ben evlenmem. Beni senin kadar sevecek, hoş tutacak, incitmeyecek bir erkek bulunmaz ki. Hep ilerle. Duydunuz mu? Hı. Muhammed Allah'ına doğru uçup gitmiş dün gece. Dilini toparla. Gevele mi? Ne demekmiş tanrısına gitmiş? Hiçbir şey gevelediğim yok. Muhammed uçmuş, sen hala yerlerde pinekle. Zaten canım sıkıntılı, sen de tuz biber olma. Muhammed göklere uçmuş, semalara yükselmiş, Allah'ına kavuşmuş. Bir gecenin içinde, hem de Kudüs'ü dolaşarak. İyice sapıttı bu adam. Kudüs buraya deve yürüyüşüyle en az 20 günlük yol. Kuş olsa gün ister. Eğer bu sözün doğruysa tam panayırlık bir haber. Saçma olduğu kadar da gülünç. Bu büyük yalanı şairlerin diline dolayalım şimdi. Meydanlarda madara edin. Muhammed'in balına şimdi bastık. Müjde, müjde. Hicret emri geldi. Artık Müslümanlar hicret edecek. Ey Allah'ın sevgili Resulü, anam babam yolunda feda olsun. Nasıl sevinçli bir haber bu. Medine'ye demek. Ensar'ın yanına. Akabe'de peygamberimizle sözleşenler hasretle bizi bekliyorlar. Yalnız peygamberimiz Müslümanlar gizlenerek ayrılsınlar diyor. Kureyşlilerin Müslümanlara zarar vermesinden çekiniyor. Allah ne derse o olur. Habeşistan olduğu gibi Medine'ye de ilk hicret eden Abdullah olsun dedi. Hemen yol hazırlıklarına başlayalım. Peygamberimizin övgüsüyle onurlanmak ne kadar güzel. Peygamberimizle mi gidiyoruz? Hı hı. Beklediğimiz haber geldi. Medine'ye hicret edeceğiz. Peygamberimi yine görünmeyecek miyim? Peygamberimiz de gelecek. İlk önce biz gidelim, Medine'de Resulullah'ı karşılayalım. Ona orada bol bol sarılırsın. Ey Esedoğlu Abdullah! Mugire kızını nereye götürüyorsun? Kimden izin aldın? Yine Mekke'den çıkarmak istiyorsan bu sefer razı değilim. Karımla bir yolculuğa çıkıyorum. Buna da mı karışacaksınız? Habeşistan'a kaçırdın karını. Ama Medine'ye götüremeyeceksin. Ey amca, nereye gittiğim seni ilgilendirmez.
Kanından amcan karışmayacak da bu Müslümanın dediğini mi yapacaksın? Ben de Müslümanım. Kocamı akrabamdan, sevgide de, bağlılıkta da üstün tuttuğumu çok iyi bilirsin. Öldürsen yolumuzdan dönmeyiz. Bırak oğlumu. Selim. Dur. Tepreşme. Anne, bırak beni. Ya bu oğulcuk, bu da mı döndüremez sizi yolunuzdan? Anne, baba. Ey Osman bin Talha. Sen de mi? Buna nasıl göz yumarsın? Senin de mi kalbin taş kesildi? Karar ver ya Mugire kızı. Baba evine dönüyor musun? Yoksa oğulcunun kara toprağını mı avuçlayacaksın? Depreşme Müslüman eni. Anne! Anne! Baba! Bırak onu. Mekke'ye dönüyor musun? Yoksa... Anne! Tamam. Dönüyor. Dokunma oğlum sen. Hah, şöyle. Sen git ey Ebu Seleme. Sen Medine'ye git. Oğlumla ardından geleceğiz. Bizi hicretimizden kimse vazgeçiremeyecek. Beni ve oğlum Seleme'yi kimse vazgeçiremeyecek. Git. Bizi peygamberimizin yanında bekle. Burada kilit altında kalın da aklınız başınıza gelsin. Müslüman kalmak inat ederseniz diğerleri gibi ölürsünüz. Bir sıkımlık canınız var. Biz bu yolda ölümü göze aldık. Allah sabredenlerle beraberdir. Ey Ebu Cehil. Kes! Muhammed gibi zırvalama. Amcam Mut'umu ikna ettin ama beni edemezsin. Hiçbir Mugir oğlum Muhammed'in peşinden gidemez. Su bile yok size. Köpek gibi geberin. Ammar, burada hapisler. Sen sorumlusun. Kaçarlarsa senin canını alırım. Anladın mı? Anladım amca. Hı. Mugire oğlusun Seleme. Senin yerin erkeklerin yeridir. Sen bize lazımsın. Sen bu ailenin ileride büyüklerinden Hayır. olacaksın. Hayır. Benimle geleceksin. Bırak Hayır. beni bırak. Hayır. Benimle geleceksin. Hayır bırakma. Seni beynini yıkayan o Muhammed'den nefret ettireceğim. Hayır. Hayır Anandan oğlum, koparayım bırakma. Seni de canım bir kere bırakma yansın. Bırakma oğlumu. Hayır. Bırak. Benimle bırak geleceksin. Beni oğlumu bırakmam. Seni Muhammed'den Anne. Nefret ettireceğim. Bırak. Hayır. Anne. Hayır. Gel. Bırakma. Seni anandan koparacağım. Anne bırak oğlum. Beni. Oğlanın yansın. Bırakmam oğlumu. Çekil be kadın. Çekil. Anne. Anne. Hayır. Hayır. Kapat. Oğlum. Oğlum. Anne. Seleme. Anne. Oğlum. Sus. Anne. Köpek gibi ağlama. Sakın unutma. Anne. La ilahe illallah de. Anne. Allah birdir. Muhammed onun Sus. Elçisidir. Sus. Oğlum sakın unutma Sus. Seleme. Oğlum. La ilahe illallah. Seleme. La ilahe Sus illallah. Sus be çocuk. Sus. La ilahe illallah. Sus diyorum sana. Allahu ekber. La ilahe illallah. Köpek gibi bağırma. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İşte bizim tanrımız bu. Ananın ve babanın öğrettiği her şeyi unutacaksın. La 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 deyip durma. Uzlat, melat diyeceksin. Öp putunu.
Seleme! Öp Tutu, öp! Ey Osman bin Talha! Ne olur kurtar oğlumu! Ne olur kurtar! Öp bunu! Öp! Öp! Ey Ebu Cehil! Ellerin kırılsın! Ey Amr bin Hişam! Oğlumuza dokunma! Ey Mugir oğulları! Biz oğlumuzu almaya geldik. Karısını Abdullah'tan ayırdınız. Seleme ortada kalmasın. Oğul babaya düşer. Ve Seleme'nin babası bir Esed oğludur. Anası da bizden ama. Bebek kimin döşeğinde doğmuşsa çocuk onundur. Abdullah'ın Muhammed'e uymasını biz de istemedik. Ama dinlemedi. Çocuk Müslüman kalacak diye endişe etmeyin. Onun anası da evimizden çıktığında Müslüman değildi. Buna ne diyeceksin? Ey Amr bin Hişam, bilirsin Muhammed'e düşmanlığımız senden az değildir. Olmaz. Uzattın ama. Bırak çocuğu. Bırak dedim çocuk sana. Bizim. Çek dedini, çocuk, çocuk bizim. Bizim. Bırak. 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 Çocuk hayır, bizim. Hayır. Bırak sana. Anne. Çocuk bizim. Çocuk hayır. Bizim. Ellerini çocuğun üzerinden. Çocuk bizim. Bırak diyorum sana. Çocuk bizim. Bir kez daha uyarmayacağım seni. Bırak. Bırak. Sana bırak. Bırak. Bu çocuk çocuk sana ait. Çocuk hayır, bizim. Hayır. Durun. Size olacağı söyleyeyim. İkiye bölelim Seleme'yi. Ne dersiniz? Yarısını baba tarafına verelim. Yarısı da bizde kalsın. Ne dersin Amr? Ne dersin Esedoğlu? Böyle olmayacağına göre... onurumuza dokunsa da... Esedoğlu doğru söylüyor. Gelenek de böyle. Ayrılıkta erkek çocuk baba evine bırakılır. O yüzden çocuk Esedoğullarında kalacak. Bırak. Gel oğlum. Amca. Kasem versinler. Seleme Müslüman olursa bedel isterim. Korktuğundan ben de korkarım. Kabul ediyorum. Bir şartım da. Anası babası da olsa bin Muhammed'i ile görüştürülmeyecek. Ona da uyuyacağım ya Amr bin Hişam. Ah şöyle. Seleme ikiye bölünmekten kurtuldu. Yeni evine götürün Seleme'yi. Anne. Yürü hadi. Anne. Oğlum. Selamem. Ciğerim. Hep ilerle ol. Oralı git oğlum. Allah'ını unutma. Anne. Anneciğim. Anne. Sana söz verdim. Anne tutacağım. Anneciğim. Seni peygamberimize götüreceğim. Babanın ardından biz de hicret edeceğiz. Hicret edeceğiz oğlum. Oğlum. Anne. Anne. Oğlum. Ammar. Benimle niye konuşmuyorsun? Ben senin halanım. Hatırlıyor musun? Sen küçükken ben hep seni kucağımda taşırdım. Halacığım, ben seni anamdan babamdan bile çok seviyorum derdim. Şimdi benimle niçin konuşmuyorsun? Sen yeni dine geçtin. Atalarımıza ihanet ettin. Peki yeni dini biliyor musun? Muhammed'i dinledin mi hiç? Hayır dinlemedim. Amcam Ebu Cehil onun sihirbaz olduğunu söyledi. Onun sözleri büyülüdür. Eğer dinlersen büyülenirsin dedi. Dinlemeden nasıl karar verebilirsin? Ama hepsi büyüden ibaret. Muhammed büyük büyücü. Sizin sihirbaz Muhammed'i öldürecekler. Ammar! Dur! Kim öldürecek? Kim? Allah'ım sen koru. Allah'ım sen koru. Ey Mekke'nin ileri gelenleri. Söz sahibi ulu kişileri. Görüyorsunuz. Muhammed'in kandırdığı kişiler aramızdan birer birer ayrılıyorlar. Medine'ye gidiyorlar. Muhammed de gidecek.
Herhalde oraya gidince davalarından vazgeçeceklerini, zayıflayacaklarını düşünmüyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Kuş kafesten uçarsa bir daha ele geçmez diyor. Ne yaptıysak sindiremedik. Amr bin Hişam diyeceğini dedi. Sizleri de dinleyelim o halde. İş işten geçmeden Muhammed'i durdurmak için ne yapalım? Muhammed'i zincire vurup ömür boyu hapsedelim. Doğru değil bu. Tavanda su dövüyorsunuz. Doğru değil bu. Eğer onu hapsederseniz Medine'deki yandaşları sizinle savaşmak için toplanır. Uzaklara sürelim onu. Çare değil bu. Sürüldüğü yerde adamlar toplar, daha da güçlenir. Ona altınlar, güzel kadınlar, dünyalık teklif ederim. Hepsini teklif etmediniz mi? O Muhammed de size bir elime ayı, diğer elime güneşi verseniz davamdan vazgeçmem demedim. Sizlerin kafası çok karışık. Sen kimsin? Ben Necid'den geldim. Muhammed'in de yandaşlarının da düşmanıyım. Ne bildiğin varsa söyle. Boşuna az kalabalığı yapma. Benim fikrim çok basit. Onu öldürelim. Kim öldürürse kabilesinin başına bela olur. Haşimoğullarıyla arasında kan davası ortaya çıkar. Her şeyin bir kolayı var. Nasıl olacak bu? Her kabileden birer kişi seçelim. Seçilen bu kişiler hepsi kılıçla bir anda Muhammed'e saldırır. Kim vur diye gider. Böylelikle de kan davası ortadan kalkmış olur. Öyle değil mi Ebu Leheb? Güzel fikir. Sen çok yaşa ey ihtiyar. Hemen harekete geçelim. Medine'ye kaçmadan bitirelim bu işi. Seni çok sevdim ihtiyar. Sende şeytan tüyü var. Allah'ım, Allah'ım ne olur onu bizden alma. Allah'ım ne olur ona yardım et. Allah'ım ne olur yardım et. Ammar. Mekke meclisi karar aldı. Ne kararı? Onu öldürecekler, söylemiştim. Gece pusu var. Muhammed sabah namazına Kabe'ye çıkınca bir düzüne adam kılıçlayacak onu. Hemen Resulullah'a haber verelim. Ben de bunun için geldim. Yoksa bana yardım mı edeceksin? Onu öldürmelerine gönlüm razı değil. Sağ ol Ammar. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Hadi hemen gidelim. Buradan çıksan bile mahallede çevirirler seni. Mugiroğulları adım attırmaz. En fazla canımı alırlar benim. Kimse üzülsün istemem. Bir kolaylık bulmalıyız. İnan sopasını örtüsünü ararsa yandık. Hemen gel. Senin yerinde olmadığını Mugiroğulları anlarsa çok kötü şeyler gelir başıma. Peygamberime haberi ulaştırmalıyım. Ama sana zararım dokunsun istemem. Dur. Yolda kimse yok. Çabuk. Gözün görmez, dizim tutmaz. Gece gece nereye böyle, nereye? Acı zeyleni mi yaşıyorsunuz? İçmemize bakalım. Ver şu testiyesi. Mugure'nin kızı. Kendini çok kurnaz mı sanıyorsun? Bizi mi kandıracaksın? Osman bin Talha. Amcam oğlum. Ne olur bırak gideyim. Hemen yerine dön.
Çocukluğumda beni hep korurdu. Yardım ederdi. Kendi kız kardeşlerinden daha çok severdim beni. Şimdi ne oldu da sevgin azaldı? Müslüman oldum, daha ne olsun? 7 kat yabancıdan daha uzaksın bana. Oyalama beni. Peygamberimizi öldürecekler. Muhammed şu anda son anlarını yaşıyor. Bundan böyle Muhammed yok. Evinde. Kapı aralığından baktım. Yeşil ırkasıyla dolaşıyor. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Açın. Açın, açın, açın! Açın kapıyı! Açın, gitmem lazım. Hala çıkmadı. Bekleyeceğiz. Duvarı delip çıkamaz ya. Öldürüleceğini anlamış olmasın sakın. İçimizden biri boşboğazlık etmediyse Muhammed geberecek. Oh.
başaramadınız, değil mi? Bekliyoruz. Çıksın, dökeceğiz kanını. Hala içeride. Kuş kafesten uçtu. Muhammed içeride. Kapı aralığından gördüm. Yeşil ırkasıyla yatıyor. Muhammed sizin üzerinize ölü toprağı serpmiş. Gözünüzün önünden geçti. Görmediniz. Saçmalama. İsterseniz girin, kendi gözlerinizle görün orada olmadığını. Hayal görmüşsün ihtiyar. Adam döşeğinde uyuyor. Yattığı yerde gebertiriz o halde. Hadi. Boşuna yormayın kendinizi. Başka çıkış yok. Geceden beri bekliyoruz. Ne kadar isterdim başarmanızı. Muhammed yerine Talipoğlu Ali'yi öldürüyordum. Yeşil örtüye sarılmış görünce kılıçları kaldırdık. Tam saplayacakken saldırı bekliyormuş gibi örtüyü üstünden attı. Evde başka biri yok. Bu üstünüz ne böyle? Toz toprak içinde kalmışsınız. Nereye gitti bu adam? Ebu Bekir'in evinde aradığınızı bulursunuz. Mekke'den çıkmadan öldürürseniz ne âlâ. Medine'ye ulaşırsa bela büyük. Benden söylemesi. Yememişsin. Yaşıyor. Yaşıyor mu? Evet. O gece evini öldürmek için baskın yapmışlar. Ama aklın almayacağı çok garip şeyler olmuş. Suikastçilerin gözlerinin önünden kaybolmuş. Allah'ım. Sen onu korudun. Allah'ım şükürler olsun. Peki nerede olduğunu biliyor musun şimdi? Ne olup bitiyor anlamış değilim. Belki dışarıdaki onun nerede olduğunu biliyordur. Gel. Ah, Leyla. Kardeşim. Habeşistan'dan can yoldaşı. Peygamberimizin durumu nasıl? Haber var mı? Ben dışarıda bekleyeyim. Gelen filan olur. Bütün müşrikler Mekke'de onu arıyor şimdi. Medine'ye hicret ediyoruz. Gitmeden evvel seni, yoldaşımı görmek istedim. Seninle Habeşistan'da çok güzel günlerimiz oldu. Hicretimizde senin de aramızda olmanı o kadar çok isterdim ki. Allah izin verirse bir gün ben de geleceğim inşallah. Oğlum Seleme'yi de getireceğim. Onu peygamberimize ve babasına kavuşturacağım. Peki sizin hicret ne zaman? Gece çıkıyoruz. Kalabalık değiliz. Dikkat çekmeyecek kadar olun dedi Allah'ın Resulü. Vedalaşmaya geldim. Kardeşim, senden bir ricam var. Oğlumun babasına selam söyle. Ona hep iyi olduğumuzdan bahset. Bizi düşünerek kahretmesin. Hadi kardeşim, yolumuz açık olsun. Hakkını helal et. Dua edelim. Bu Mekke köpeklerinin peygamberimize bir zararı dokunmasın. Muhammed kaçtı. Çapulculara gün doğdu. İş süren, koku alan kim varsa, yiğitlik taslayan kim varsa sözüm onlara. Onu ölü ya da diri getirene 100 kızıl tüylü deve. Hişamoğlu Amr'ın da Muhammed'in yok edilmesi için bir katkısı olacaktır. Elbette. Ebu Süfyan kadar olmasa da Muhammed'e vurulacak bu darbe için kesenin ağzını açacağız. Çöl bahadırlarının da ilgisini çekebilir bu ödül. Ne dersin Sürek ha? Ben garip bir çöl bedevisiyim. Tek başına bir ordu sayılırız. Sürünen yılandan, uçan kanattan, esen yelden bir payın vardır.
Muhammed'in başını getirirsen hem bir servete kavuşur hem de Mekkeli kadınların şiirlerinin kahramanı olursun. Haydi dağılalım şimdi. Muhammed ölü ya da diri getirene 100 kızıl tüylü deve. Ebu Bekir'in kızı Esma vedalaşmak için gelmiş. Bu gece yola çıkacağız Ümmü Seleme. Acele edin, ben kapının önündeyim. Siz de gidiyorsunuz demek. Peygamberin kızı Fatma da gitti. Ali götürdü onları. Sen de hicret ettikten sonra Mekke'de kalan tek Müslüman kadın ben olacağım. Seni de götürelim Ümmü Seleme. Nasıl olacak? Ben burada hapisim. Oğlum Esed oğullarında. Ciğerim Mekke'deyken ben buralardan nasıl ayrılırım? Anneyim ben. Senin doğum ne zaman? 3 ay var. Hamileliğim işe yaradı. Resulullah ve babam Ebu Bekir'e gizlendikleri yere azık götürürken kimse şüphelenmedi benden. Otur. Börük pörçük bir şeyler duydum. Resulullah'a suikaste kalkmışlar eli kırılasıcalar. Müşrikler peygamberimizi kanlı bir pusuyla öldürmek istediler. Dinsizler kapının önünde kim vurduya getireceklerdi. Cebrail aleyhisselam Resulullah'a bildirmiş bu çirkin planı. Peygamberimiz Yasin suresini okuyarak evden çıkmış. Allah'ın izniyle puta tapıcıların gözleri görmez olmuş. Daha sonra bizim eve geldi efendimiz, babamla konuştu. Mekke'yi terk etmesi gerekiyordu. Müşrikler peygamberimizi gördükleri yerde öldüreceklerdi. Muhammed nerede? Resulullah burada değil. Buraya. Ebu Bekir'in evine girerken görmüşler. Yok dedim sana ey Ebu Cehil. Yalancı. Çekil önümden. Çekil. Çekil. Yok, yok, yok. Muhammed sır oldu. Bu iş hoşuma gitmemeye başladı. Belli ki biri haber vermiş ona. Acele edelim. Mekke'den çıkmadan yakalayalım onları. Mekke şehrinde her yerde aradılar ama bulamadılar. Bulamazlardı da. Çünkü yerlerini sadece ben biliyordum. Babamla Peygamber Efendimiz Mekke'nin doğusunda bulunan Sevr mağarasında gizleniyorlardı. Su ve azık götürüyordum mağaraya. Mekke'de ne olup bitiyor anlatıyordum. O an korkudan kas katı kesildim. Şöhreti ufukları aşan izci Alkema oğlu Kurz önde, arkada din düşmanları. Peygamberin saklandığı yere doğru yürüyorlar. İki kişi yürümüş. Birinin çıplak ayağı kanmış. Aradıklarınız bu mağarada. Güneş başına mı geçti yoksa bunadın? Ey Ebu Süfyan, burada olduklarına adım kadar eminim. Sessiz olursanız nefes alışlarını bile duyabilirim. Anladık. İyi sürersin. Ama biz de budala değiliz. Sürünerek birimiz mağaraya girelim. Hazır buraya gelmişken. Ey Amr bin Hişam, boşuna zahmet et. Bu güvercin buraya Muhammed doğmadan yuva yapmış. Örümcek ağı bile bozulmamış. Bu mağaraya insan girmiş olabilir mi sence? Haklısın. Eğer buraya girseler kuş yuvası, örümcek ağı olmaz. Bu mağaradalar. Kürz bin Alkame. Bizi götürebileceğin başka izin varsa önümüze düş. Paranı hak et. Haydi haydi. Boşa vakit kaybetmeyelim.
büyük mucizesi. Eğilseler mağaradakileri görecekler. Allah korumuş onları. Babam anlattı. Müşrikler yaklaştıklarında babam Resulullah'a zarar vermelerinden korktuğundan titremeye başlamış. Korkma ya Ebu Bekir buyurmuş peygamberimiz. Allah bizimle beraber demiş. Korkma. Allah bizimle beraber. Korkma derken Ebu Bekir'e. Müşrikten, dinsizden, kafirden korkan Müslümanlara da seslenmiş aslında. Yaşanan mucizeyle o kadar doldum ki karşılarında o an hüngür hüngür ağladım. Şükürler olsun Rabbime. Babam ve peygamberimiz müşriklerin elinden kurtuldu. O gün babamın hicret için seçtiği iki hecin devesini ulaştırdık onlara. Azatlı kölemiz Amir, bir de kılavuz Uraykıt ile Medine'ye doğru yola çıktılar. Resulullah'ın hicreti başladı. Mekke şehrine döndüm. Müşrikler kuduruyor. Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Süreka denilen bir adamı azarlıyorlar. Yazıklar olsun Süreka. O kadar yaklaşmışken indiremedin mi kılıcı boynuna? Yiğitliğini bilmesem korktun diyeceğim. Şaşırttın bizi Süreka. Yüz deve senindi. Onu bir koruyanın olduğuna inan. Muhammed bunu da büyülemiş. Hangi yöne gitti onu söyle bana. Acele peşine iş bitirici adam salalım. Hangi yöne gitti? Bana iyiliği dokundu. Ne demek bu? Muhammed'e sevgim 100 kızıl tüylü deve ödülünüzden daha fazla şimdi. Gözden düştü Süreka. Hadi gelenler var. Zararları dokunur bize. Ayrılık vakti geldi. Senin halini peygamberimize söyleyeceğim. Dua isteyeceğim ondan. İki kuşaklı esma dedi Resulullah bana. Kuşağımı ikiye bölmüştüm azıklarını taşırken. Sever beni, seni de sever. Bu kara günler senin için de bitsin artık. Allah senden razı olsun. Hicretiniz kabul olsun kardeşim. İnşallah Allah en kısa zamanda bana da nasip eder. Musun ey Amr bin Hişam? Bir zamanlar Müslümanların cıvıltılarının çınladığı bu evler kör kuyuya döndü. La la la'yı duymaktansa baykuş sesi daha hoş geliyor bana. Şimdi Müslümanların boşalttığı bu evleri akrabalarına satmaya da kalkar. Aklımdan geçeni nasıl anladın? Bu karmaşada ekmeğini et suyuna batırmak derdindesin. Fena mı olur? Müslümanlardan kurtulmakla kalmaz, servetimize servet katarız. Yanılıyorsun ey Amr bin Hişam. Medine'deki Evz ve Hazreç kabileleri Muhammed'e yeminle bağlandılar. Muhammed'in senin pis suratını görmemek için mi Mekke'den kaçtığını zannediyorsun? Medine'ye İslam devletini kurmaya gidiyor Muhammed. O zaman kim karlı çıkar sence? Muhammed'in yalnızca Mekke'de değil, her yerde başının koparılması lazım. Ya Rabbi, hicret nasip et ya Rabbi. Oğluma da nasip et ya Rabbi. Hicret nasip et ya Rabbi. Oğluma da nasip et ya Rabbi. Hicret nasip et ya Rabbi. Oğluma da nasip et ya Rabbi. Artık kilit altında değilsin. Mekke'de senden başka Müslüman kalmadı. Gizli gizli boşalttılar Mekke şehrini. Ammar nerede? Ammar cezalı. Bir daha onu göremeyeceksin. Ama o çocuk.
Aile kararını bozan çocuk da olsa cezalandırılır. Mekke şehrinden çıkmak yok. Ailemizin kararı bu. Şehirde istediğin gibi dolaşabilirsin. Zaten Muhammed'in adamlarından da kimse kalmadı. Hepsi gittiler. Hint. Beni suçlama. Çoğu zaman yakınlarımızı bile gönlümüzden geçirdiğimizi yapamıyoruz. İstersen kendi evine yerleşebilirsin. Oğlum, Selim'i, onu görmeye gidebilir miyim? Ona Esat oğulları karar verir. Unutma, şehrin dışına çıkmak yok. Ne zaman serbest bıraktılar? Oğlumu görebilir miyim? Ey Mugire kızı Hint. Şimdi sana olmaz desem bana zalim dersin. Bir kerecik görsem. Sarılayım, koklayayım. Çok özledim oğlumu. Aramıza zor alıştı. Annesini tekrar görürse bizimle kalmak istemez. Mugire kızı, ne kadar isterdim kocanla, oğlunla yuvana dönmeni. Onu sizden geri almayacağım. Sadece göreceğim. Bir kerecik sarılayım, koklayayım. Bunun mümkün olmadığını sen de biliyorsun. Uzaktan görmeye razıysan başka türlü olmaz. Yoksa sonsuza kadar gider bu. Tamam. Sakın incitmeyin Selim'i. Öksüz koymayın. O artık bizim de oğlumuz. Görmek için gelsin. Bir daha gelme Mugire kızı. Anladın mı? Gelme. Gelme.
Allah. Ey kulunun her dileğini, duasını kabul eden Rabbim. Herkes hicret etti. Kocam Abdullah gitti. Peygamberim hicret etti. Ebu Bekir gitti. Ömer gitti. Osman gitti. Ali gitti. Müslüman kardeşlerim gitti. Ben kaldım. Ben gidemiyorum. Selemimi, oğlumu bırakıp Medine'ye uçamıyorum. Benim kanadım kırık. Benim kanadımın biri burada. Ciğerim burada. Oğlumu bırakamam. Biz de gidelim. Ne olur Rabbim. Bize de nasip et. Hicreti bana ve oğluma nasip et. Hicret etmek istiyorum Allah'a. Resul'ün hürmetine dualarımı kabul et. Ne olur Rabbim. Hicreti nasip et. Resul'ün hürmetine hicreti nasip et. Ne olur Rabbim. Dualarımı kabul et. Ey Mugire kızım, nedir bu halin? Dertten ve kederden mum gibi erimişsin. İnce hastalık seni bitirmiş, ihtiyar bir kadına dönmüşsün. İyi amcam, peygamberinden, kocasından, oğulcundan ayrı kadına ancak yas yaraşır. Giden gitsin, sen yaşadığına bak. Ye iç. Genç ömrünü çürütme. Boş sözlerin beni avutmaktan uzak. Benim derdimin ilacı ciğerimi, oğulcuğumu alıp sevdiklerimin yanına hicret. Başka türlü Allah hükmünü verinceye kadar sabredeceğim. Gözümün önünde erimene razı mı olayım? Ben seni korkusuz bilirdim ey amca. Niye döndün? Niye pes ettin? Resulullah için verdiğin emandan neden döndün? Onca olanlardan sonra seni karşıma alıp hangi yüzüne amca diyeyim? Sen benim amcam değilsin. Yen, kızım. Beni affet. Çok baskı kurdular. Aklımı karıştırdılar. Sözümü geri aldım. Muhammed'e kötülüğüm dokundu. Affet beni. Göç eden kuşa ok atılmaz amca. Sen yuvasına giden kuşu yaraladın. Beni yolumdan ettin. Sözümün arkasında olsaydın bütün bunlar olmayacaktı belki. Kocandan ayrılmayacaktı. Oğulcuğundan kopmayacak. Dertten, kederden erimeyecekti. Hasret, hüzün seni soldurmayacaktı. Kötülüğünle beraber yaşa.
aldığımızdan daha sağlıklı. Oğlum, Selim'e ne oldu sana? Yalancısın sen. Oğlum. Mekke'ye geldik. Bana dedin ki Peygamber Efendimiz'i göstereceğim. Göstermedin. Kandırdın. Ama başımıza gelenleri biliyorsun. Hayır işte hayır. Beni hep kandırdın. Kandırır mıyım? Peygamberimiz Medine'de. Ben seni Medine'ye götüreceğim. Peygamberimiz Medine'de bizi bekliyor. Yine yalan söylüyorsun. Oğlum, ben seni kandırır mıyım hiç? Affet beni. Affet. Oğlum. Selema. Affet. Ne olur. Anneciğim. Oğlum. Seni o kadar çok özledim ki. Yavrum. İman yurdu Medine'ye. Resulullah'ın yanına gideceğim. Birkaç gün bekleseniz. Medine yolundan Şam'a giden bir kervana katarım sizi. Resulullah'sız Mekke'de bir an bile göz açıp kapamak istemem. Vahşi dağlar, kızgın çöller, bitmeyen yollar, haydutu, haramisi, hırsızı da cabası. Hep tehlike, hep tehlike. Susuzluk, açlık. Dayanamazsınız. Kendini düşünmüyorsan oğulcunu düşün. Ölür kalırsınız yarı yolda. Kocam bizi bekliyor. Oğlum peygamberine gidiyor. Bundan daha güzel bir yolculuk olabilir mi? Git öyleyse. Göç kuşuna ok atılmaz demiştim. Git madem. Yolun açık olsun. Senin inandığın dinden değilim ama imanına gıpta ediyorum. Muhammed'e söyle. Onu himayeden geri aldığım için beni affetsin. Ey Muti! Muhammed'i ve yandaşlarını sevindireceksin yine. O sadece serbest kalacaktı. Sözünde durmadın. Gidin gidin. Dağ eşkıyaları, çöl haydutları sevinsin. İşlerini görür, dilim dilim doğrarlar sizi. Gidin, burada kuşa yem olun. Ey Ebu Cehil. Biz oğlumla Habeşistan'da çok uzun yollar, çok kızgın çöller, çok vahşi dağlar gördük. Ama senin gibi zalimine hiç rastlamadık. Emin ol ki zalimler de bir gün geberecek. Hak gelecek ve batıl yok olacak. Bir gün geleceğiz. Onu da, ona inananları da tek tek öldüreceğiz. Hiç iyi olmadı bu Muhtim. Hiç iyi olmadı. Peygamber Efendimiz henüz senin yaşındaydı. Annesi Amine Hatun, dadısı Ümmü Eymen ve bir develeri Mekke'den yola çıkmışlar. Günlerce çölde yolculuk etmişler. Nereye gidiyorlardı anne? Medine'ye. Annesi Amine biricik oğlunu Muhammed'in babasının mezarına götürüyordu. Küçük Muhammed için o kadar hüzünlü bir yolculuktu ki. Sarılamadan, hiç görmeden babası ölmüştü onu. Benim babam yaşıyor.
Peygamberimiz Medine'ye ilk hicretini senin gibi çocuk olarak yapmıştı. Şimdi biz de onlar gibiyiz. Onlar gibi Medine'ye babana gideceğiz. Peygamberimiz hiç korkmadı. Sen de korkma, tamam mı? Korkmam anne. Hiç korkmam. Hadi bakalım. Ben namaz kılarken sen de etrafı gözle. Sen bildir. Aramızda karar aldık. Kabe'nin anahtarının bundan sonra da sende kalmasını istiyorsan, o kadın ve o çocuk ölecek. Muhammed'e acı bir haber ulaşsın. Bilirsin ki köpeği öldürene sürütürler. Onları serbest bırakan sensin. Bir an önce peşlerine düşsen iyi olur. Bismike, ey abi Emetü. Uykudan bu benim. Allah, yüzümü sana çevirdim. Canımızı sana teslim ettim. Sana sığındım. Senin dışında ne bir sığınak, ne bir kurtuluş vardır. Korkma oğul. Allah bizi korur. Ey yabancı, sen kimsin? Yalnız mısın ey kadın? Gözeten, koruyan Allah ve oğlumla beraberim. Nereye gidiyorsun? Medine'ye. Siz de mi onun peşinden gidiyorsunuz? Sen de Müslüman mısın? Elhamdülillah. Demek sen de hicret ediyorsun. Evet. Bana güvenmiyorsunuz değil mi? Bunu bana peygamberin yazıp verdi. Oğlu Süreka Emin'dir. Abdullah oğlu Muhammed. Emanname. Muhammed'le maceramı dinlemek ister misiniz? Muhammed'in ölü ya da dirisine ödül koymuşlardı. Günlerce at sürdüm çölde. Ufuklara baktım. Onu aradım. Muhammed ve yol arkadaşlarını biliyordum. Tek başıma bile haklarından gelebilirdim onların. Yanıma birilerini alarak ödül bölünsün istemedim. 100 kızıl tüylü deve ve parlak ödüller hepsi benim olacaktı. Sultanım.
Sonunda onları gördüm. 4 kişiydi. Biri yakın arkadaşı Ebu Bekir, azatlı kölesi Amir, diğeri rehber Ulayk. Muhammed ve arkadaşları hemen yakınımda. İstediğim olacaktı. Ödüllere kavuşacaktım. Mızrağımı hazırladım. Sırayla alacaktım canlarını. Sürdüm atımı. O anda bir şey. Atımın ayakları kuma saplandı. Beni de fırlattı üzerinde. Ne yapsam kurtaramadım. Ne yapsam başaramadım. Tekrar bindim atıma. Tekmeledim. Dizginledim. Boşuna. Hepsi boşuna. Gitmiyordu. Şaşkın haldeydim. Ve önden gidiyordu. Sanki onu biri koruyordu. Atım Arap'ın en soylularından. Ona bir şey olursa canımı veririm. Korktum. Paniğe kapıldım. Seslendim ona. Ey Muhammed dur! Dur! Atım kıymetli! Muhammed durdu. Başını çevirip bana baktı. Bakışlarında merhamet. Onu öldürmek için gelmiştim. Ama o merhamet ediyordu. Kurtar beni diye yalvardım. Yaklaştım. Allah'ına dua etti. O anda atım da ben de kumdan kurtulduk. Sağ ol. Sen iyi insansın ey Muhammed. Affet Süreyka'yı. Cahillik etti. Size söz veriyorum. Tanrının adına. Benim tanrılarım adına. Gördüm ki sen iyi insansın. Bundan sonra senin emrindeyim. Dinine giremem ama... kölen olurum, askerin olurum. Sen git yoluna ey Muhammed. Gitme dine, yolun açık olsun. Ben buralardayım. Arkandan gelen... sana düşmanlık edenleri geçirmem buradan. Söz veriyorum. Sonra aklıma geldi. Ondan ben de bir şey bulunsun istedim. Dur Muhammed. Bana bir emanname ver. Gülümsedi. Yanındakilere Süreyka bundan böyle emindir yazın verin buyurdu. Muhtaç olduğum bu emannameyi verdi bana. Medine'ye ulaştığınızda söyleyin Muhammed'e, Süreyka söz verdiği gibi nöbetini tutuyor. Tutmaya da devam edecek.
affet. Allah aşkına bırak. Seleme. Seleme oğlum. Allah'ım. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Ne oldu anne? Devimizi çaldılar. Medine'ye gidemeyecek miyiz? Peygamberimizle göremeyecek miyiz? Göreceksin. Anne, Medine'ye gidince diyeceğim ki peygamberimize. Ey efendimiz, ben de senin gibi annemle çölde yürüdüm. Ben de hicret ettim. Senin yolundan geldim. Ne olur peygamberim, bir kere göreyim seni. Giderir. Ama anne, bu koyunun sahibi var gibi. Evet var. Ama anne, sen demez miydin başkasının hiçbir işe rızası olmaz? Onu bırakalım anne. Nereye giderse biz de gidelim. Sahibine gidecektir. Biz de sahibine söyleriz, o da bize verir. Benim akıllı Seleme, sana canım kurban olsun. Sizi buraya getiren koyunumuz Süt. Kayboldu diye çok telaşlanmıştım. Demek sizi buraya getirmek için gitmiş. O sütlerde peygamberimizin bereketi var. Peygamberimizin bereketi mi? Belki bir yıl oldu. İkisi binekle, ikisi yaya. Dört yolcu uğradı çadırıma. Yol yorgunu açtılar. Susluktan dudakları çatlamıştı. Tıpkı sizin gibi. Ay yüzlü olanı bize satacağım bir şey var mı diye sordum. Satacak bir şeyim yok dedim ona. Bu koyun orada yatıyordu. Getir şunu da sağalım dedi. Ben de dermansız, ihtiyar, arık bir koyun o dedim. Kısırdır üstelik. Hiç sütü olmuyor dedim. Getir dedi. Karataş'tan su damlar da o koyunun memesinden süt olmaz dedim. Nereden bileyim? Onur yüzlünün peygamber Muhammed olduğunu.
O mübarek insan koyunun başını, sırtını okşadı. Sonra kendi eliyle bakraca süt sağdı. Bir daha sağdı, bir daha. Süt hiç bitmiyordu. İşte sizi buraya getiren o koyun. O günden sonra birçok kuzusu oldu. Sürüm çoğaldı ve bol bol süt verdi. Bolluk geldi. Hiç bitmedi. Hicret eden Müslümanlar hep içtiler mübareğin sütünü. Biraz daha süt vereyim mi? Resulullah'a anlat. Demek sen Resulullah'ı görmeye geldin. Ayrılırken bana dedi ki, seneler önce annemle çadırınıza yine böyle konuk olmuştuk. Akrandık. Seninle çadırın önünde oyun oynamıştık. Hatırladın mı dedi. Hatırladım dedim. 5 yaşında bir çocuktum. Çadırımıza misafirler geldi diye sevinmiştik. Babasının Medine'deki kabrini ziyarete gidiyorlarmış. Onlar da sizin gibi geldiler. Anne ve oğuldu. O zaman Peygamberimiz Seleme gibi küçük bir çocuktu. Mekke-Medine arasındaki zorlu yolculuğu 14 günde aşmışlardı. Tıpkı sizin gibi. 1 gün kalmışlardı. Bugünkü gibi gözümün önünde. Peki Amine annemiz oğlunu babasının mezarına götürebildi mi? Evet. Götürdü. Oğluna söz vermişti Amine. Sözünde de durdu. Peygamberimiz babasının mezarını ziyaret etti. Mekke'ye geri dönerken yolda Amine rahatsızlandı. Vefat etti. O güzelim insan, o dünyalar güzeli çocuk o gün yetim kaldı. Annesinin ardından ağladı, ağladı. Peygamberimiz Allah'ın emriyle hicret ederken bir yandan da iki sevgilisine, ana babasına hicretteydi. Resulullah'ın annesinin mezarı buraya yakındır. Resulullah bu taşları elleriyle çevirdi. Ey Peygamberimizin mübarek annesi. Sen yıllar önce oğlum Muhammed'i yanına aldın, Medine'ye götürdün. Zorlu yolları aştın, çilelere katlandın. Ben de senin izinde yollardayım. Ben de oğlumu babasına götürüyorum. Medine'ye hicret ediyorum. Ona peygamberimizi, senin oğlunu göstereceğim. Sana selam olsun, ey mübarek anne. Bunlar peygamberimize götüreceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sana da selam olsun ey Ümmü Seleme. Osman bin Talha. Size devenizi getirdim. Mekke'den beri takip ediyorum. Sizi öldürmemi istediler. Önce öldürecektim. Halinize baktım. Çabanızı, hicret için coşkunuzu gördüm. Süreka hikayesini anlatırken sizi dinliyordum. Ümmü Mabed'in çadırının yakınındaydım. Peşinizdeydim. Kutlu yolunuzdan alıkoyamam artık sizi. Sen yaşamalısın, oğlun da. Gidip kocanı görmelisin. Peygamberinize gitmelisin. Hırsızdan onu geri almak kolay oldu benim için. İzin verirsen Medine'ye kadar size eşlik edeyim. Bizim koruyucumuz yalnız Allah'tır. Benim akrabamsınız. Sizi tek başınıza göndermem. Gideceğiniz yere bırakır dönerim. Medine'ye epey yol var. Akrabandan birinin yanında olması iyidir.
Resulullah çocukluk arkadaşından selam söyle. Aleyküm selam. Görünen yer Müslümanların yeni şehri. Ben oraya giremem. Benim görevim buraya kadar. Ey Osman bin Talha. Sen iyi bir insansın. Allah inşallah sana da hidayet nasip eder. Ey Ümmü Seleme. Eğer Muhammed bir gün tekrar Mekke'ye dönerse, Osman bin Talha Kabe'nin anahtarını verecekmiş deyin. Ondan daha emin birini bulamam çünkü. Geldik artık. Babam bizi bekliyor. Hoş geldin. Resulullah'a kavuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldin Seleme. Hoş geldin. Bahsetmeyecek hicretimize. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Hoş geldin Ümmü Seleme. Hoş geldin Seleme. Hoş bulduk. Müjde Abdullah, müjde. Oğlun geldi. Ümmü Seleme geldi. Baba. Oğlum. Babacığım. Baba. Babacığım. İnan olmuştum. Allah'ıma şükürler olsun. Sen kahraman bir eş. Ey Ümmü Seleme. Ben de kahraman. Nasıl geçti yolculuğumuz? İyi geçti. Çok şükür kavuştum. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk. Resulullah'ı görmeye mi geldin sen Seleme? Evet. Gel seni peygamberimize götüreyim. Yaşasın. Bak ezan dokunuyor. Ne güzel. Ezanla karşıladı seni Medine şehri. Ümmü Seleme. Hicret arkadaşım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizi gördüm, o kadar mutlu oldum ki. Şükür kavuşturalım. Çok şükür. Resulullah'ın hicret yolundan geldik. Hoş geldin. Medine, Efendimiz'e geldik. Şükürler olsun. Kavuştun ailene. Artık peygamberimize götürün beni. Efendimiz mescitte. O da senin kahramanlığını duydu. Namazı bitsin, görüşecek. Resulullah namazını eda etti. Çıkıyorlar. Ümmü Seleme ve oğlu Seleme'nin hicreti mübarek olsun buyurdu Resulullah. Efendimiz, ben Seleme, hicret ettim. Size annenizin mezarından toprak getirdim. Annenizi siz de özlemiştiniz. Oh,
çok yorulduk, susuz kaldık. Sizin gibi hicret ettik. Senin ayak izlerine bastım. Senin yolundan geldik peygamberim. Peygamberim, seni çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki. Annemden, babamdan çok. Çünkü sen Allah'ı çok seviyorsun. İnsanları çok seviyorsun. Annem dedi ki, sen Allah'ın ayetlerini ezberlenmeyi çok severmişsin. Ben de Kur'an ezberledim. Okuyabilir miyim? Bismillahirrahmanirrahim. Zulmünden sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.